Romanya, Almanya, yaktın bizi canım Avrupa. Üzüm de bey. Memnun, memnun alıyorlar, geliyorlar da. Biraz pahalı değil mi? Değil. Onları yapmak kolay mı? Tutamadım yani o derece. İşte gördüğünüz gibi. Hormonsuz. Teyzem yılana benziyor diyor gördüğünüz gibi. Geçen yürüyorum, adam üstüme geliyor. Kaçıyorum. Tekrar ya gelme diyorum. Ya diyor şimdi böyle mi oldu diyor. Tanımıyorum. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Kurban Bayramı öncesi Bartın Gallağı Pazarı'ndayız. Bugün sizler için burayı geziyoruz ve üretici ve tüketiciye sorular soruyoruz. Hadi başlayalım. Almanya! Almanya! Yaktın bizi canım Avrupa! Üzüm de bey! Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Neredensiniz Bartın'ın? Akpınar köyü. Akpınar ne kadar buraya uzak mı? 7 kilometre, cezaevinin geçince. İyi ama şöyle bir durum var, pazara yakın oldu, yani bayrama yakın olduğu için pazar şu an arttı fiyatlar. Geçen haftaya göre fiyatlar daha fazla arttı. Çünkü birazdan da sıcak da olduğu için mallar artık yavaş yavaş eriyor, su da yok. Malum köyde su sıkıntımız var. Onun için fiyatlar da artmış durumda. Yani bizim için de zor, alıcı için de zor. Peki kurban öncesi memnun musunuz ilgiden? Evet şu an memnunuz. 2-3 hafta önce göre çok memnunuz. Biber hiç gitmiyordu. Şimdi biber daha fazla gidiyor mesela. Daha çok tercih ediliyor. Yani şu an iyi. Bayram gelmesi iyi oldu diyebiliriz. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Hatice. Hatice abla bu ürünler sizin. Kendimizi. Bunları bize fiyatlarını söyler misiniz? 5 lira, 5 lira, 10 lira, o da 5 lira, 1 lira. Ürünlerden yani fiyatlardan halk memnun mu? Memnun, memnun alıyorlar, geliyorlar da. Biraz pahalı değil mi? Değil. Onları yapmak kolay mı? Hep parayla oluyor, su. Yani sabah uykusu uyumuyoruz oğlum. Memnun musunuz yani? Memnunuyuz. Allah razı olsun, alandan da, yapandan da. Koronanın kurallarına uymuyor Bartınlılar. Sosyal mesafe yok mu? Sosyal mesafe yok. Maske yok. Yani ben yürüyorum, şuraya aşağı yürüyorum, adam üstüme geliyor. Kaçıyorum. Tekrar ya gelme diyorum. Ya diyor şimdi böyle mi oldu diyor. Tanımıyorum bile insanları. Yani bu kadar. Yani insanlar yani bunu gerçekten kavramıyorlar. Sosyal mesafeye, maske olayına kesinlikle dikkat edilmeli. Etmiyorlar. Yani bu sadece bizim sorunumuz değil, dünyanın sorunu. Onun için gerçekten ısrarla korona olayına çok dikkat etmesi gerekiyor Bartınlıların. Gerçekten hafif alıyorlar. Hele de pazar yerlerinde. Şuraya bakın, şu kalabalığa bakın. İç içe, yan yana. Olmaz böyle ya. Yani gerçekten olmaz. Yani bu bizim değil, dünyanın gerçekten başının belası bir sorun. Yani bunu gerçekten üstüne basa basa ısrarla bu konuyu işlerseniz, ben sizi takip ediyorum zaten sosyal medyada, güzel olur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ürünleri tanıtır mısın? Ürünler, yumurtalardan. Peynirler işte inek, manda, karışık ayrı ayrı var yani. Bu peynir herhalde sanırım salamura. Salamura, nasıl evet. Nasıl oluyor ablacığım? Bunu bize anlatır mısın? Şunu. Bunu şimdi tarif edersem herkes yapar dermişim. İnce bir şey söylersen. Kaya tuzuyla oluyor. Evet. Yani salamura tuzuyla mesela suda eritiyorsun. Peynirleri de koyup basıp sonra üzerine o tuzlu suyu ilave ediyorsun. Peki bunun bekleme süresi var mı? Bu tabi hemen açılmıyor. Mesela 20 gün, 1 ay daha uzun da olabiliyor yani. Peki ablacığım tereyağı? Hayvandan sonra. Yani, evet. Yani annemlerin, komşularımızın öyle yani. Peki bunun yapımı ne kadar sürüyor? Mesela kaymakları biriktiriyorsun 3 gün, 5 gün. Sonra onu yoğurt haline getirip sonra yani yağ yapıyorsun yani. Sanırım bunu biraz çalkalamak lazım. Tabii. Ya genelde şimdi artık makinayla oluyor hani. Böyle eskiden yayıklar olurdu ya elle. Artık onlar kullanılmıyor ki. Peki bunun ne kadar süresi var? Tüketim süresi mi? Tüketim yani yapım süresi, tüketim süresi. Yapım süresi yani ineğin hani çok olmasına bağlı biraz da. Çok ineği olan 2 günde de çıkartıyor. Yani bir haftada da çıkartıyor o şekilde. Tanıtır mısınız? Fiyatlarını söyler misiniz? Fasulye 7,5 lira. Kiram var 5 lira. Partacan var 4 lira.
Domates var 4 lira, 5 lira. Biber var 5 lira. Bunların hepsi organik mi? Sizin evet, organik kendi bahçemden. Kiren ormandan, doğadan yetişme. Halk yani müşteriler memnun mu bu fiyatlardan? Yani pahalı diye şikayet eden var mı? Hayır, yok şu anda. Şu anda yok. Siz satışlardan memnun musunuz? Biz de memnunuz sayılırız. Mecburuz yani, yapacak bir şey yok. Başka bunun üstüne yukarı mal satamazsay. Akşam pazarı indirimi oluyor mu? Tabii akşam pazarı oluyor ya. Şimdi 4 lira sattığım oluyor, 3 lira ömek zorundasın. Çünkü akşam eve götürmekten maksat burada satmak bunu. Tabii. Ve kurbandan önce sıcaklar biraz yoğun olduğu için ürünler çıkmıyormuş. Evet. Biraz bu yüzden de fiyatlar çok biraz pahalıymış. Çıkış, tabii ürünün çıkışı çok düşük. Şu anda hani domates 5 kasa çıktığı yerde ne yapıyor? 3 kasa çıkıyor. Düşük yani. Fasulye 50 kilo çıkarsa 40 kilo, 30 kilo çıkıyor. Ya üretici evet. Memnun mu? Ya şu anda memnun değil. Ama yapacak bir şey yok. Ne lazım yani? Üreticinin istediği şey nedir? Üreticinin yapıcı yani olacağı şey şimdi aslında bu fasulye ben yani 40 kilo çıkaracağım ama 100 kilo çıkarsam daha iyi. Ama çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Sıcaklar dolayısından da çıkmıyor. Bir de suyu olan var, olmayan var. Bu fasulye suyu çok sever. Onun için çıkmıyor yani su olmayan kişiler için. Su olanları için yine iyi yani kurtarıyor kendini. Ama suyu olmayanlar için mümkünatı yok. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ettim. Nasılsın? İyiyiz. Bartın neresindensin? Durnuk. Durnuk. Biraz uzak herhalde. He? Uzak herhalde. Hayır, 15 dakikalık. Ben yanıldım. Bize tanıtır mısın ürünlerini? Ürünlerimiz, bamyamız, domatesimiz, yerli domatesimiz, fasulyemiz hepsi var. Koyu soğanımız. Bunlar topraktan. Evet. Tarlamız zor mu bunları topraktan? Zor tabii. Zor. Köylü olmasa çarşılı aç kalacak. Çarşı evet, köylü milleti efendisi. Burada gurbetçi bir ablamız var. Kameralara bir şeyler söylemek istiyor Bartın halkına. Bartın halkını kutluyorum. Kameraya bakalım. Bartın halkını kutluyorum. Çok disiplinli. Herkes duyarlı. Diğer illerden geçtim. İsim vermek istemiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Ama Bartın kadar duyarlı il görmedim. Hepinizle gurur duyuyorum. Tebrik ederim. Nerelisiniz? Ben eşim Bartın'ı ben Çakrazlıyım. Amasra olsun, Bartın ile olsun, Zonguldak olsun çok çok dikkatli. Gerçekten beni hepiniz mutlu ettiniz. Dikkatliyiz gerçekten. Almanya'dan geliyorum. Bu kadar disiplin Almanya'da bile yok. Ablacığım bize ürünleri tanıtır mısın? Şöyle esmer ekmek, tam buğday. Tam buğday. Ekşi mayalı. Mayasını kendimiz yapıyoruz. Mayasız hamur. Fesleğenli Bartın gözlemesi. O da mısır unlu saç ekmeği. Bunu yapması biraz daha zahmetli şimdi. Gözleme ondan daha zahmetli. Kendi el yapmam. Mısır unlu kendimizin. Tarhana. Tarhana da yeni yaptım. O da kendi ürünüm. Tarhana zamanı geldi ha, mi? Geldi. Geldi. Beyaz kömeşlerim var. Onları da kendim yapıyorum. Bunu kendin üretiyorsun? Tabii. Bu nasıl oldu? İlginç geldi şu an. Evet. Bu çok eski bir yapım. Mesela bizler bunlarla büyümüşük. Bunu şahslarla büyümüşük. Bunu da 15 gün ıslı bekletiyorsun buğdayı. Ondan sonra onu içini çıkartıyorsun beyaz yerini. Süzüyorsun. Sonra da tepsilere seriyorsun. Bu hal alıyor yani kuruyor. Çok tabii. Onu şimdiki nesil yapamaz yani. Tabii. Ne varsa eskilerde var. Çok çok zor bir şey. Bizim annelerimizin yaptığı ürünlerden yani. Kadınlar pazarında biz satılmasını istemiyoruz o mısırı. Ben bunu zabıtalara söyledim. Belediyeden izini var dediler. O zaman herkes de mesela dışarıdan neye sokuyorlar bunu? Yani burada üreticinin, biz buranın halkıyız. Bizim hakkımızı yemesinler mi diyorsunuz? Ama o da Bartınlı da ama Adana'dan geliyor mısır. Ama bizim hakkımızı yemesinler. Tamam. Ben bunu zabıtaya da söyledim. Zabıta dedi o belediyeden izinli dedi. Kadınlar pazarında satılmasını istemiyoruz. İsminiz nedir? Fatma Bacaksız. Fatma ablacığım satışlar nasıl? Hiç iyi değil uşam. Hepsi beş yere böyle. Akşam pazarında indirim var mı? Yok. Zaten akşama kalmaz uşam. Birer ilyan var zaten. Ben şuradan ablamıza... Senin satışların nasıl? İyi çok şükür. Allah'ıma binlerce çok. Bu kiren miydi? Evet. Mesela bunların fiyatlarını bize söyler misiniz? 5 lira, 3 lira, 7,5 fasulye almaması için mecbur veriyorsun. 1'lere 2'lere indirimle mecbur veriyorsun yani. Bu böyle 5 lira demeyle 5 liraya gitmeye yani. Bu 3 lira demeyle bu da 3 liraya gitmeye. 2 liraya biber verdik mesela. 1,5 liraya bile verildi. Eve gitmemesi için, ziyan olmaması için. Gene bugün Allah'ıma şükür. Yani bugün iyi. Evet burada domatesleri sıra sıra dizen bir abimizle beraberiz. Abiciğim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi şükürler olsun ya. Nasıl gidiyor işler güçler?
Allah şükür olsun, iyi şu anda. Memnun musun? Evet, memnunuz bayram haftası olduğundan. Bayram haftası dedim, bayram olmayacak. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kurban bayramı, öpüşmeler, sarılmalar yasak, valilik tarafından yasaklandı. Sağlık olsun, gönüller bir, her zaman aynıyız yani. Bayramlar asit kaldı. Aynı. İnşallah güzel bir şekilde sağlığımıza kavuşuruz. İnşallah yani, yapacak bir şeyimiz yok yani. Patlıcanlar falan hep bahçeden. Hep kendi bahçemizde, doğal. Marullar. Evet, hep doğal, kendi bahçemizde. Akşama kadar kalıyor mu peki? Pek kalmıyor yani, satılıyor yani, satılıyor yani. Kalsa bile az kalıyor yani tezgahta. Onu da akşam geçti parayı veriyoruz yani. Evet. Aldım. Ablacığım, bu hormonlu mu? Hayır. Nasıl bu kadar bu yani? Yerli tohum, eski tohumlarımızdan. Bunu yetiştiriyoruz. Çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Tutamadım yani o derece. İşte gördüğünüz gibi. Her yılına benziyor. Hormonsuz. Teyzem yılına benziyor diyor gördüğünüz gibi. Bartın bu üretim yapıyor. Verelim ablacığım. Bir şey olmasın aman. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Nilüfer Korkmaz. Nilüfer abla, pazara geldin salı günü. Bartın'ın pazarı. Evet. Pazardan memnun musun? Ürünler nasıl? Pazar çok pahalı. 100 lirayla çıkamıyorsun pazardan. Bazı şeyler eksik içinde. Yumurta, peynir bunları eksik. Yetmiyor tabii ama aldığımız maaş bile yetmiyor yani. Yapacak da bir şey yok. Her şey pahalı. Bakın köylünün uğraşısı var, ilacı var, işte her türlü. Bu fiyatları düşmesi için vatandaşa yardımcı olmak gerekiyor. Vatandaşa yardımcı olmazsa bu pazar daha çok pahalı olur zamanla da. Ben mesela geçen sene domatesi 2 liraya alıyorduk, bu sene 5 lira. 5 liradan aşağı domates yok. Ama yapacak da bir şey yok yani. Toprak verilmemeye sıcak çok olduğundan olmuyor. Yani o kadar fazla bir şey yok. Gel söyle. Çok zor. Çilekleri çekelim. Evet şöyle sepet sepet. Bu destek yapılsa daha güzel olur hükümet tarafından. Yani valimiz kaymakımız elimizden tutsa güzel olur. Ben geçen bunu 7-8 sene yaptım ama belediye bize yapınca yaptırıverdi ya. Ay o zaman çok güzeldin o sene, verimi de güzeldi. Şimdi aldım bu sene 1000 tane fide aldım, kabarla gelmedi. Stresini mi neydi daha bir şey öyle bir verimi yok. İri oluyor ama ilk baştan iri oldu. Gel gelelim yavrum şimdi dökmüyor bu. Fide diye yaptım ben onu. Fide almayız zaten yani yetiştiremiyoruz biz parayı. İşte böyle yavrum bu zahmetli, çok zahmetli. Evet bugün sizlerle beraber Bartın Kapalı Pazar yerindeydik. Eminhan arkadaşımızla beraber Kurban Bayramı öncesi halkımızın, satıcılarımızın nabzını tuttuk. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyoruz.